Yüzü maskeyle eli tüfekli bir saldırgan tarafından soyulmak istenen kuyumcu direndi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla onu etkisiz hale getirdi. Acı ama o soyguncu kuyumcunun eski komşusu çıktı. Silah, maske, çanta, her şeyi düşünmüştü ama kuyumcunun cesaretini hesaba katamamıştı. Tek bir altın bile alamadığı gibi yakalandı, üstüne dayak yedi. Bir garip soygunun adresi Çanakkale'nin Bayramiç ilçesiydi. Kuyumcu Hüseyin Kartoz dükkanını açmış, kahvaltısını yapıyordu. İçeri müşteri değil, maskeli ve pompalı tüfekli soyguncu girdi. Elindeki çantayı uzattı, altınları doldurmasını istedi. Kuyumcu şaka sandı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken soyguncu bir anda elindeki tüfeğin namlusuyla kuyumcunun başına vurmaya başladı. Aralarında boğuşma yaşandı. Kuyumcu pes etmedi. Hayatı pahasına silah tutup soyguncuyu dışarı çıkardı. İmdat diye Hüseyin abi bağırmaya başladı. Bir baktım elinde silahlı kişi. Hemen anında komşular toplandı. Birileri tüfeğe sarıldı, birileri soyguncuyu tutmaya çalıştı. Sokaktan geçen biri de kaptığı dubayla yardıma koştu. Kalabalık gittikçe arttı, sokak ortasında bir arbede yaşandı. Sonundaysa yumrukların hedefindeki soyguncunun elinden güç de olsa tüfek çekilip alındı. Kuyumcu Hüseyin Kartoz'un yardım çığlıklarına esnaf komşuları koştu. Soyguncu yere yatırıldı. Kuyumcunun Azeri asıllı eski esnaf komşusuydu. Sonradan ayıktın ben işi abi. O karakola götürülürken başından yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırıldı. Geriye ise bir garip soygun girişiminin engellendiği bu görüntüler kaldı.